Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki konularda gebelikte oluşan değişiklikler ve gebelikteki tehlike belirtileri hakkında bilgi vermiştim. Gebelikle birlikte vücudumuzda oluşan değişikliklerle birlikte bakımlarda da bazı destekler ve değişiklikler gerekmektedir. Bunlar hakkında sizlere bilgi vereceğim. Öncelikle banyo. Herkes banyo yapıyor ama gebelikle birlikte tansiyon, şeker ya da ayağın kayıp düşmesi çok fazla olabiliyor. O yüzden banyo yaparken evde birinin olması çok daha iyi olacak. Banyo suyu sıcaklığı önemli. 35-36 derece ve aşırı sıcak olmasını kesinlikle istemiyoruz. Gebelikte tehlike belirtilerinden bir tanesi de idrar yolu enfeksiyonuydu. O yüzden küvet su dolu banyonun yapılmasını çok tercih etmiyoruz kendinizi korumanız için. Ağız ve diş bakımından bahsetmek istiyorum. Mukozalarda kanama olduğu için yumuşak diş fırçasına geçiş yapılması, günde iki sefer diş fırçalanması ve diş ipinin kullanılması diş çürüklerini önlemektedir. Perine bakımından bahsetmek istiyorum. Vajinal ve idrar yolu enfeksiyonlarını önlemek için öncelikle tuvalete girmeden önce ellerin yıkanması, temizlenme işleminin tuvalet kağıdıyla ıslak kuru fark etmez. Islak da olabilir, kuru da. Yukarıdan aşağı ve her seferinde temiz olana kadar tek seferde yapılmasını tercih ediyoruz. Gebelikle birlikte vajinal akıntı miktarı arttığı için vajinal enfeksiyonları önlemek için açık renkli pamuklu iç çamaşırının kullanılmasını istiyoruz. Akıntı miktarı bol miktarda olduğunda bu pamuklu iç çamaşırının değiştirilmesini istiyoruz. Gebelikle birlikte memelerde de değişiklik olmuştu. O yüzden büyüyen bedene uygun olarak destekli sütyenler kullanılmasını ve beden büyüdükçe arkadaki kopça sayısının arttırılmasını istiyoruz. Gebelikle birlikte ciltte çatlak, kaşıntı, kuruma gibi belirtiler olabilir. Doğal aromaterapi yağlarıyla çatlağı önlemek için vücudu nemlendirme işlemi yapılmasını istiyoruz. Ama çatlak vücudumuzda genetikseldir. O yüzden hani akrabalarımızda çatlak varsa bizde de olabilir ama önleyebiliriz. Nasıl? Vücut kitle indeksimize uygun olarak gebelikte de kilo alımı ve vücudu nemlendirme işlemini yapmamız gerekiyor ve bolca su tüketimi yapmamız lazım. Giyinme ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Gebelikte dolaşım da yavaşlamaktadır. O yüzden vücudumuzda sıkı saran yiyeceklerden uzak durmamız lazım. Sıkı bir kot pantolon mesela, karnımızın üstünden bağlanmış bir kemer, bacağımızı lastiği sıkan bir çorap, bunların hepsi gebelikte sakıncalıdır. Mevsimine uyan organik kıyafetler giymemiz bizim için iyi olacaktır. Ayak bakımından bahsetmek istiyorum. Nemlendirmek, tabanı rahat basmak bunların hepsi önemli. Gebelikle birlikte rahim ve bebek de büyüdüğü için yere sağlam basmamız gerekiyor. O yüzden tabanı destekleyen, bel ağrıları olmasın diye rahat spor ayakkabıları, tabanı destekleyen ayakkabılar giymek iyi olacaktı. Gebelikle birlikte yüzde lekelenmeler olabilmektedir. Yaz kış fark etmez. Cilt bakımımızı yaptıktan sonra lekelenmeler olmasın diye belki güneş koruyucu kullanmak da gerekebilmektedir. Uyku ve dinlenme hakkında bilgi vermek istiyorum. Otururken, dinlenirken ayakların da aşağı sarkıtılmayıp şiş ve ödem olmasın diye belle aynı seviyede olmasını istiyoruz. Yatarken gebelikle birlikte rahim ve bebek büyüdüğü için akciğerlere baskı yaptığı için artık başımızın altına iki yastık koymamız gerekiyor. Hatta bacaklarımızın arasına da yastık yerleştirebiliriz. 20 haftalık olduktan sonra artık sol tarafa dönük yattığımız zaman hem rahim hem kalbimize dolaşım çok daha rahat etmektedir. O yüzden sırt üstü yatmak yerine mümkünse sola yatmak ama bazen sola yatmaktan da rahatsız oluyorlar. O zaman sağa dönük olarak yatmak dinlenmek için uygun olacaktır. Benim size bakımlarla ilgili söyleyeceğim bunlar. Başka güzel bir konuda tekrar buluşmak üzere diyorum. İyi günler.